Lan oğlum şu yaptığımı Ece Su için bile yapmadım. Resmen gittim kadınlar mağazasından iç çamaşırından tut elbisesine kadar aldım. Kasiyer kız bana öyle bir baktı ki lan dedim acaba ben de bir şey mi gördü? Merhaba. Aa. Lan vurma beni ne olur. Ya sen miydin? Aklım çıktı. Yatakta göremeyince. Sakin ol, sakin ol. Benim yaralı kız. Sakin ol. Az kalsın mıhlıyordum seni. Neyse ki son anda gördüm. Yaralı kız mı? Bana hala öyle mi diyorsun? Evet. Çünkü ismini söylemedin ve görüyorsun yani. Sarhoş gibi sallanıyorsun. Ya sana bir sürü kıyafet getirdim. Sen insan birine kıyafet getirdiği zaman böyle davranıldığını gördün mü? Peki sen burada bir sürü kadın kıyafeti varken hiç bunlardan birini giymeyi denemeyen kadın gördün mü? Demek ki kıyafet istemiyorum. O olur mu canım Allah Allah. O, onlar benim anneminkiler yani. Sen onları giyemezsin zaten. Olmaz sana yani. Sen daha fit vücutlusun. Hay maşallah. Yani onlar sana zaten olmazdı. Neyse neyse. Boş ver şimdi. İçeride yiyecek bir şeyler var mı? Var. Var olmasına da biz seninle sabah 4,5 kilo dana eti yemedik mi? 7,5 ay işkence gördüm. Ve bana yemek sadece günde bir öğün verildi. Bir öğün. Anlayabiliyor musun? Çok anlayamıyorum. Ben bu tarz şeyleri ya oyunlarda gördüm ya da filmlerde. Ya sen nereden girdin hayatıma manyak gibi? Vallahi kusura bakma. Ben de girmek istemezdim ama girdim yani. Şu silahımı sokayım. Dışarıda kimse görmedi mi seni? Kimse takip etmedi. Şüphe çekmedi. Ya ne şüphesi Allah Allah. Ben bildiğin bir lise öğrencisiyim kızım. Ne şüphesi? Kimse benden şüphelenmez. Gittim geldim. Ha tabii kasiyer şüphelendi bir böyle baktı. Abi dedi bunları almak istediğinizden emin misiniz? Ben de evet diye sordunuz dedim. Abi dedi o sizin bedeninizi açmaz. Siz pembe renk aldınız dedi. Ya ben kendim için almıyorum desem de kız güldü ve fotoğraflarımı çekti. Fotoğraflarını mı çekti? Allah kahretsin. Bu hiç iyi olmadı. Evet iyi olmadı. Ya şimdi gider atar matar. Vallahi gündem olurum sosyal medyada. Kadın kıyafetleri alan erkek diye yani. Sıkıntı. Lan ondan demiyorum. Benim yerimi tespit etmeleri çok yakın. Allah kahretsin. Yerimi tespit etmişlerdir belki de. Kimseyi görmedin değil mi gelirken? Ha yürüyerek gittin değil mi? Ya yok ne yürüyerek gitmesi manyak mıyım ben? Arabaya bindim gittim Allah Allah. Hem yakındı merak etme. Kimse görmemiştir yani. Lan bir de arabayla mı gittin? Ben sana demiştim arabayla gitme diye. Neden dinlemedin beni? Ah. O ses ne? Ya sakin ol bir sakin. Ayda sakin ol ya. Annemle babam falan olabilir. Vuracaksın onları. İndir silahını. Hey Allah'ım yarabbim yaralı kız. İndir silahını. Aa bir sakin ol ya. Annem baban mı? Emin misin? Emin değil ateşim. Allah Allah. Bu iğrenç espriyi bana yaptırıyorsun. Ya sen niye her ses duyduğunda tavşan gibi dikilip silah doğrultuyorsun kapıya? Bana bak çocuk. Şu an yaşadıklarımız sana böyle gayri resmi, gayri ciddi geliyor olabilir lakin benim hayatım tehlike. Anlıyor musun? Ben kaç ay boyunca işkence gördüm. Kaç ay boyunca zulüm gördüm. Sen tahmin bile edemezsin. Omzumdaki morlukları görüyorsun değil mi? He? Beni günde kaç öğün dövdüler. Ya şimdi yukarıdakiler annem ve baban değilse? Birincisi sen bana çocuk falan diyemezsin. Ben senin orada hayatını kurtardım. Şayet arabamı almasaydım o askerler seni bulabilirdi. Minnetini böyle ödememelisin. İkincisi merak etme. Sadece annemlerdir. Bu eve zaten kimse gelip gitmez. Bu biraz yıkık oldu lan değil mi? Yazık garibanız galiba. Evet bir tık yıkık. Hatta bir tık değil birkaç tık yıkık. Niye bu kadar yıkık? Ne bileyim çünkü burası YouTube. Ha 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 espriler şakalar falan. Ulan hayatımız 900 derece değişti. Hala espri peşindeyiz. Oo hoş geldiniz. Ben Ateş. Biliyorsunuz en son kamerayla bir yarışa çıkıştık. Ve yarışın sonucunda hiç beklenmedik bir ödülle karşılaştık. Ya ödül mü ceza mı daha çok anlamadım. Lakin en azından gözlerimiz bayram ediyor. Yani ajan kız buldum. Bayağı bildiğiniz çatışmaya falan girmiş. Yaralıydı. Sırtında bıçak vardı. İlk yardım çantası getirdim. Beraber bıçak falan çıkarttık. Bayağı fantastik olaylar yaşadık. Şu ansa evde bir ses var. Muhtemelen annem ve babam geldi. Kızsa evde başkalarının olabileceğini düşünüyor. Söyler misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Evet mümkün. Lakin bunu girişten sonra göreceğiz. Şimdi let the giriş begin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi GTA 5'e gelen karlı dünya tekrar devam ediyor.
Bu ne saçma bir cümle oldu lan. Yani biliyorsunuz en son GTA 5'e kar yağdırdık. Ondan beridir kaldırmadı. Neden? Çünkü belediye çalışmıyor falan. Bugün arkadaşlar GTA 5'te Ateşin Hayatı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve en son biliyorsunuz ki Camaro ile bir yarış yapmıştık. Ve köprünün başında yaralı bir kadın görmüştük. Onu arabamıza almıştık. Ve askerlere falan yalan söylemiştik. Bir önceki bölüm acayip aksiyonlu, gerilimli ve korku doluydu. Şayet izlemediyseniz bu bölümü hiç anlamayacaksınız. O yüzden hemen sağ üst köşeye gidin ve oradan izleyin. Bugünse Ateş her ne kadar ciddiye almasa da başı çok ciddi belada arkadaşlar. Maalesef ki Ateş neyin içine girdiğini hiç bilmiyor. Şu an evde duyduğu sesler anne ve babasının sesleri değil ki zaten bunu başlığa bakınca tahmin edebiliyorsunuz. Arkadaşlar bugün öyle bir kovalamacaya girişeceğiz ki maalesef Ateş ömrü boyunca böyle bir aksiyon içinde bulunmadı. İlk defa bulunacak. Bakalım neler yaşayacağız. Hadi başlayalım. Ya merak etme, ailemleri atlatırız. Ya derim işte okuldan bir kız asker elbisesi falan giydirdik. Yani bunun öyle bir fant... Ne oluyor lan? Şşşt! Bir ses geliyor. Gardırobun içine gir. Ne yapayım? Ya saçmalama. Sana derhal gardırobun içine gir diyorum. Bu senin annem ve baban değil. Eminim. Ya saçmalama, Allah Allah. Annemdir ya. Her zaman eve gelince elbiselerini değiştirir ya. Lan ayak sesini duyduğum adam 47 numara ayakkabı giyiyor. Ne annesi? Geç gardıroba. 47 numara mı? Oo, o benim annem olamaz. Benim annem dev değil. Ne yapacağız? Ne yapacağız yaralı kız? Sen sadece sessiz ol. Sessiz ol ve beni takip et, tamam mı? Sakın garaja ulaşana kadar bir yamuk yapma. Yoksa ikimiz de ölürüz. Bu adamlar tehlikeli. Ya kim bu adamlar? Ne istiyorlar senden? Allah Allah, daha doğrusu benden ne istiyorlar? Seni çıkınca alamıyorlar mıydı? Ne oluyor ya, ne oluyor? Ha, kimsin sen? Bana bak, hayatta kalmak istiyor musun? Ne kadar az bilirsen o kadar iyi. Şimdi kapa çeneni. Ne diyorsam onu yap. Tamam lan, tamam. Allah kahretsin ya. Ulan oğlum ya. Ne işlere bulaştım ben? Ne işlere bulaştım? Ajan 47 takımı yaklaşıyor. Sessiz ol çocuk, sessiz ol. Sakın sesini çıkartma. Lan elini kaldırmana gerek yok, korkma. Sana bir şey yapamazlar. Güle güle. Sakin ol, indirdim. Abi ne olur öldürmeyin çoluğum çocuğu. İndirdin mi? Anam. Adam öldürdün sen. Oha, hadi ya, fark etmemiştim. Tabii ki de öldürecektim. Yoksa onlar bizi öldürecekti. Bana bak, altındaki araba hızlı mı? Doğru söyle. Lan. Lan sen. Sen adam öldürdün. İki tane öldürdün. Ah lanet olsun. Bununla vakit kaybedemem. Çocuk. Aa! Kendine gel. Kalk ayağa. Araban hızlı mı? Aa, ne vuruyorsun ya? Allah Allah. Bana çocuk deme demedin mi? Of. Evet. Hızlı. Arabayı iyi kullanabiliyor musun? Allah'ım. Gözümün önünde öldürdü. Çocuk. Sana sordu. Arabayı iyi kullanabiliyor musun? La bana bak. Bu iki etti. Yemin ediyorum yerdeki adamları silahını alır. Bir şey yapamam. Burnumu kırdın ya. Evet. Güzel. O halde düş önüme. En hızlı arabanı alıp çıkacağız. Bana bak. Arabanı olabildiğince iyi kullanman gerekecek. Sakın hiçbir kurala takılmadan dimdirek basmayı unutma. Ural mı? O ne ya, yeniyor mu? Güzel, aferin. Akıllı çocuksun. Bana bak. Sakın durma. Ne görürsen gör, sakın. Tamam. Durmam. Ulan. Ulan inanamıyorum. Gözümün önünde iki kişi öldürüldü. Lan ben eve giren sineğe ip bağlayıp pet etmiş adamım. Evcil hayvanım diye geziyordum. Öldürmeye kıyamıyordum. Ulan karıya bak. İki kişiyi vurdu. Bir silahla daha vurmamı ister misin? He, yok yok. Gidebilirim. Ekip 47. Ekip 47. Rapor ver. Ekip 47. Rapor ver. Bir terslik var. Söylemedi deme. Bu evde bir şeyler dönüyor. Sanırım aradığımız kadını bulduk. Olamaz. Kaçıyorlar. Hey! Çek sağa. Çek! Allah! O ne lan? Bugatti. Bugatti ile geliyorlar. Ben bu şehirde o kadar yıldır yaşıyorum. Bugatti'si olan polis görmedim. Kim bunlar? Allah'ım, sanırım atlattık. Bakma arkana, bakma, bas.
Sakın bakma. Kim olduklarının önemi yok. Atlatamazsın onları. Onlar çok profesyonel. Ekip öldü. Takipteyiz. Destek istiyorum. Allah! Ensemize yapıştılar. Ulan harbiden de bırakmazlarmış kolay kolay. Allah kahretmesin. Oo, bu çok hızlı geliyor. Ne yapacağız? Merak etme. Sen sadece SWAT'ı bir yere sür. Bizim atlattığımızdan emin ol. Şayet atlatamazsan çatışmaktan başka çaremiz yok. Ne? Çatışmak mı? Hayır hayır hayır. Daha fazla insan öldürmeye izin veremem. Hadi oğlum ateş. Bu bat diye bile kök söktürürsün sen. Kök söktürürsün. Ulan babayı söktürürsün, çok hızlı geliyor. Aptallar, Bugatti'den kaçamazsınız. Gelin buraya. Ulan oğlum yerler çok kaygan, Allah. Gaza yapma ihtimalimiz çok yüksek. Lan o kadar nasıl iyi dönebiliyor? Allah kahretmesin. Birazcık yan yollardan gideceğim. Sıkı tutun yaralı kız. Benim adım yaralı kız değil. Dikkatli sür. Canım yandı. Ulan bir de yaralı kız değilim diyor. Yaralısın işte. Allah Allah. Sıkı tutun. Allah'ım çok illegal yollara girdik. Allah, kayıyoruz valla. Kayu. Kayu. Sıkı tutun yoksa öleceğiz. Allah'ım. Ne yapacağız lan? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ulan dejavu yaşamış gibiyim. Bu yolu az önce dönmedim mi ben? Allah kahretmesin. Geliyorlar. Bir şeyler yap. Merak etme. Bir cama çıkabilirsem var ya. Bu böyle olmayacak. Camdan sıkıyorum. Allah! Sıkmaya başladılar. Bana bak çocuk. Ne yaparsan yap. Yolda git. Ve sakın arkaya bakma. Sakın. Gelin bakalım hainler. Gelin. Bas çocuk, bas. Madem susturucular çıktı. Lan ne yapıyorsun? Allah'ım şuna bak. Hollywood filmi gibi. Sen sadece yola odaklan. Başka hiçbir şey düşünme çocuk. Başka hiçbir şey düşünme. Ben indireceğim, merak etme. Devam et çocuk. Devam et. Vuracağım onu. Devam et. Ulan sıkıyor hala. Devam et çocuk. Güzel gidiyorsun. Devam et. Öldüreceğim birazdan. Lan bizi mi? Hayır. Merak etme. O adamı öldüreceğim. Düşecek birazdan. Ya da tekerlerine sıkmak en mantıklısı. Merak etme. Çelik yelek giymiş adi herif. Ama ölecek. Bas sen, durma. Durma. Tekerlerden biri gitti. Bas. Merak etme. İkincisi de gitti. Devam et. Aradaki farkı açıyoruz. Bas gaza. Olamaz. Tekerler patladı. Yavaşlıyoruz. Bas gaza çocuk. Bas gaza. Bas gaza. Göremiyorum ben. Bas gaza. Gittiler sanırım. Bas. Bas daha hızlı bas. Tamamdır. Hala sıkıyorlar ama yakalayamazlar. Bas gaza, bas. Ulan arabam. Kamaro delik deşik oldu. Saçmalama çocuk. Ne kamerosu? Bas şimdi, bas. Resmen ölümden döndük. Kimse var mı ya? Kimse yok galiba. Aferin çocuk. İyi sürücüymüşsün. Lan yeter artık. Bana çocuk deyip durma, Allah Allah. Ne çocuğu lan? Ne çocuğu? Çatışmaya katıldım resmen. Seni ölümden kurtardım. Az önce kurşun yiyorduk. Kamerayı dağıttım. Bana artık çocuk diyemezsin. Allah Allah ya. Tamam tamam, haklısın. Sakin ol çocuk, sinirlenme. Geride kaldı, merak etme. Harikaydın çocuk. Senden 10 numara ajan olur var ya. Hayatımı kurtardın tekrardan. Evet, kurtardım. Ama ne uğruna? Allah'ım, resmen ölüyordum. Daha adını bile bilmiyorum. Yaralı kız, yaralı kız deyip duruyorum sana. Boş ver, bilmemen daha iyi. Hem böyle nickname gibi oldu. Yaralı kız. Şu köprü altına çek. Hemen SWAT'a yatalım. Çek, 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 çek. Aferin, çek. Çek bakayım. Tamam, şöyle ağaçların dibine. Aferin, aferin. Tamam. Sakin olabiliriz şimdi. Kontağı kapat. Tamamdır. Kapattım. Allah kahretmesin. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Güvenli evlerden birine gideceğiz çocuk. Güvenli evlerden birine. Bugün harika bir iş başardın. Ve beni hayatta tuttun. Aferin sana. Ulan şuna bak ya. Hala aferin sana diyor. Gözüme resmen çallar giriyor. Kamera yok olmuş. Camdan ağaç girmiş. Kurşun yedik. Evde iki tane adam öldü. Aferin diyor. Üstelik adını bile bilmiyorum.
yaralı kadın deyip duruyorum. Böylesi daha iyi çocuk, böylesi daha iyi. Boş ver bilme. Aferin. Bak, bir işe yaradın bugün çocuk. Lan bana bak. Bana çocuk deyip durma. Vallahi bak şimdi sana bir şey diyeceğim ama yani vurursun diye korkuyorum. Yok, merak etme. Hayatımı kurtaran bir çocuğu vurmam. Ne söylersen söyle kızmam. Ha, öyle mi? Ya bak bana öyle çocuk deyip durma. Bu çocuk dediğin çocuk senden bir çok... Yok, sen yine de sıkarsın. O konuda haklısın. Video bitmiş olabilir ama ben daha bitmedim, tamam mı? O yüzden o cümlenin devamını getirme. Ve müsaade et, sessizliğin tadını çıkartayım. Vay be, çocuğun biri sayesinde hayatta kaldım. Yoksa bu çocukla kaderimiz birleşti mi? Daha önce kimse benim hayatımı kurtarmamıştı. Bu ilk kez oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun da sona geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ateş'in hayatında resmen aksiyonu doyduk. Siz uzun zamandır Ateş'in hayatında birazcık aksiyon, birazcık hareket istiyordunuz. Sanırım fazla istediniz. Gördüğünüz gibi Ateş resmen belalardan belalara bulaştı. Arkadaşlar, kamerayla önce bir Bugatti'yi atlattı. Daha sonrasında ise gördüğünüz gibi resmen manyak bir yere çektiler ve izbe bir köşede sessizce akşamın olmasını bekliyorlar. Ateş resmen bir gecede 900 derece hayatı değişenlerden oldu. Gördüğünüz gibi, görmediğiniz gibi artık göremiyorsunuz. Nasıl görebilirsiniz ki? Gördüğünüz gibi Ateş'in hayatı çok garip bir yere doğru gidiyor. Bakalım bundan sonra neler olacak? Ateş'in başına daha neler gelecek? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ateş'in yeni aksiyonun hayatından memnun musunuz? Düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda oğlum ben konuşana kadar açıldı lan ama. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'ım, bu yollara o kadar para verip efsane yaptırdım. Sen utandırma. Hadi bakalım Nissan Concept. O ne lan? Onlarda egzoz mu var? Wow! 4 egzoz demek ekstra 100 beygir demek. 3 2 1 ve uçuşa geçer. Trollface hava yolları iyi uçuşlar diler. Turbo vakti. 4 bir yandan turbo. Hey maşallah. 1049'u gördü. Hadi oğlum, 4 turbonun hakkını ver. Hadi. Hadi aslanım, güveniyorum sana. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi ulan Şah Batur. Hadi Şah Batur. Senin adın bundan sonra Şah Batur. 1089, evet 1090, evet 1093, 1097, 1100'ü gördük. Resmen Noel Baba gibi güldüm ve bir backflip attık. Oha! Şekle bakın. Efsane. Yalnızca bir kat çizik aldık. Binle duvara kafa attık. Ve araba birkaç çizik aldı. Pardon, düzeltiyorum. Kadranlar 1100'ü gösterdi. Gördünüz değil mi?